Hazreti Mehdi aleyhisselam çeşitli baskı ve eziyetlerle karşılaşacaktır. İnkar edenler, Hazreti Mehdi aleyhisselamı engellemek amacıyla her türlü baskı yöntemine başvuracaklardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bir hadisinde, kendi mübarek soyundan gelen halkının kendisinden sonra pek çok zorlukla, kaçırılma, sürgün edilme gibi tuzaklarla karşılaşacaklarını bildirmiştir. Biz öyle bir ev halkıyız ki, Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir. Benim ehli beytim, soyumdan gelenler, muhakkak benden sonra bela, kaçırılma ve sürgüne uğrayacaktır. Benden sonra ehli beytim, soyum, bela ve mihnetlerle, eziyet ve sıkıntılarla karşılaşacaklar ve darbe maruz kalacaklardır. Bilindiği gibi Hazreti Mehdi aleyhisselam da, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ev halkından, yani onun soyundan gelecek bir şahıstır. Hazreti Mehdi aleyhisselam bizden, ehli beyttendir. Yine diğer bir hadiste de Hazreti Mehdi aleyhisselamın diğer evliya ve enbiyalar gibi türlü haksızlıklara ve asılsız suçlamalara maruz kalacağı şöyle bildirilmektedir. Hazreti Mehdi aleyhisselam 2 rekat namaz kılar. Namazdan dönünce şöyle der. Ey insanlar! Ümmeti Muhammed ve bilhassa onun ehli beyti çok belalar gördü. Ve bizler kahır, azap ve haksızlığa maruz kaldık. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Cebrail bana haber verdi ki, ehli beytim benden sonra zulme uğrayacak. Bu zulüm, onlardan olan Hazreti Mehdi aleyhisselam ortaya çıkıncaya, onların Hazreti Mehdi aleyhisselam ve talebelerinin şanı yücelinceye ve İslam ümmeti onları sevmekte birleşinceye kadar devam edecektir. O dönemde onları kötüleyenler azalacak, sevmeyenleri zelil olacak ve övenleri çoğalacaktır. Allah'ın adetullahı gereği tüm elçi ve peygamberlerde oluşan bu şartların Hazreti Mehdi aleyhisselam için de geçerli olacağı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir diğer hadisinde şöyle açıklanmıştır. İmam Zeynul Abidin aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bizim kaimimiz Hazreti Mehdi aleyhisselamla Allah'ın Resulleri arasında bir takım benzerlikler vardır. Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Eyüp ve Muhammed sallallahu aleyhi ve alih peygamberlerin her biriyle bir benzerliği vardır. Hazreti Nuh aleyhisselamla uzun ömürlü olmasında, Hazreti İbrahim aleyhisselamla doğumunun gizli olması ve halktan uzak durmasıyla, Hazreti Musa aleyhisselamla korku hali, Hazreti Mehdi aleyhisselama yönelik tehlikelerin yoğunluğuyla, öldürme, tuzak kurma, tutuklanma, gözaltına alınma, sürgün gibi her türlü tehlikeyle iç içe olmasıyla ve gaybette yaşamasında, sürekli gizlenerek yaşamasında, Hazreti İsa aleyhisselamla halkın onun hakkında ihtilafa düşmesi, bir kısım insanların Hazreti Mehdi aleyhisselam gelecek, bir kısmının da gelmeyecek demesinde, Hazreti Eyüp aleyhisselamla beladan sonra kurtuluşun yetişmesinde, Hazreti Mehdi aleyhisselama da birçok zorluk, hastalık ve dert gelmesi, ancak aynı Hazreti Eyüp gibi Allah'ın rahmetiyle hepsinden kurtulmasıyla, Muhammed sallallahu aleyhi ve alihle de kılıçla kıyam etmesinde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kutsal emanetleri olan mübarek sancağı, kılıcı ve hırkısının Hazreti Mehdi aleyhisselamın yanında olmasıyla benzerliği vardır. Hazreti Mehdi aleyhisselam aleyhindeki faaliyetler ve ona yöneltilen baskılar, ahir zaman ortamının tüm şiddetini gözler önüne serecek nitelikte olacaktır. Ancak tüm bunlar, Hazreti Mehdi aleyhisselamın mücadelesinin şanını yüceltecek, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana yaşanmış en büyük fikri mücadele, Hazreti Mehdi aleyhisselam devrinde süre gelecektir. Bu ihtişamın sonucu da, Allah'ın izniyle Rabbimizin vaat ettiği gibi, İslam ahlakının, tüm dünyayı sarıp kaplayacak olan hakimiyetiyle sonuçlanacaktır.